Güzel Ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aboneyseniz videolardan haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zile tıklayıp tüm bilgileri aktif edin. Kısa bir hatırlatma. YouTube algoritmasındaki değişiklikler gereği artık videolardan haberdar olmak için abone olmanız yetmiyor. Zile tıklayıp bildirimleri aktif etmek gerekiyor. Ayrıca kanalın ayda en az 1-2 videosunu tıklamazsanız video bildirimleri gelmeyebilir. Bu bahsettiğimiz mekanların tamamı Türkiye'de. Her birinin tüyler ürpertici hikayeleri var. Bunların hiçbiri tam anlamıyla açıklığa kavuşmadı. Bilimsel olarak sırrı çözülemedi. Her kafadan bir ses çıktı. Uzmanlar ayrı, halk ayrı, din görevlileri ayrı şeyler söylüyor. Hepsinin tek bir ortak noktası var. Bu mekanlarda normal gitmeyen bir şeyler var. Esrarengiz Türbe. Kastamonu'da esrarengiz bir türbe, yıllarca dilden dile ilginç ve bazen de ürkütücü hikayeler anlatıldı. Artık hangileri doğru, hangileri yanlış ayırt etmek imkansız. Söylentilere göre türbenin yakınındaki gecekondulara yol açmak için bir buldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozer türbeye yaklaştığında motor durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazmalarla işe koyulmuşlar. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış. Bir türlü çıkaramamışlar. Zorlayınca da sapları kırılıvermiş. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görüyorlarmış. Korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Halk bunları dilden dile aktarıyor, anlatıyor bu bölgede. O civarda yaşayanlar türbenin ışık saçtığını, esrarengiz bir şekilde aydınlandığını iddia etmişler. Bir gün bir araştırmacı da bu işin sırrını merak eder. Araştırma yapmak ve bilimsel bulgular elde etmek için türbeye gitmeye karar verir. Bu kişi Doktor Gültekin Caymaz'dır. Fizik tedavi ve Türkiye'nin sayılı akupunktur uzmanlarından biridir. Tek başına türbeye gider. İçinde biriken merak, korkuyla karışınca garip bir durum oluşuyor. Başka biriyle giderse işin sırrının bozulacağını düşünmüştü. Fotoğraf makinesini uygun bir zemine koyup otomatiği ayarlar ve koşarak türbenin yanında bekler. Fotoğraf çekilir, heyecanla fotoğrafı merkeze götürüp banyo ettiren Caymaz, fotoyu görünce tüyleri ürperir. Kendisinin etrafında bir ışık hüzmesi belirmiştir. Daha sonra aynı yere gidip akşamı bekler, bu sefer türbenin köşesinde bekler. Eve gelip baktığında yine etrafında ışığın oluştuğunu hayretle fark eder. Bu sefer yanına bir kişi alıp gider. Işık kaynağının kendi bedeni olabileceğini düşünür. Götürdüğü kişinin fotosunu çeker ve enteresan bir şekilde ışığın tekrar oluştuğunu görür. Bunların ardından birkaç kişiyle gidip aynı anda fotoğraflarını çeker ve her birinin etrafında ayrı bir ışık dalgasının oluştuğunu tüyler ürperdeci şekilde görür. Son gidişinde ise farklı bir foto çektirmek ister. Arka planı açık şekilde fotoyu çekince, fotoğraftaki kişilerden birinin kafasının yarısının kesik halde çıktığını görünce dehşete düşer. Fotodaki kızınsa saçlarının bir kısmı yok olmuştu. Buradaki ışık kaynağı insan vücudundan kaynaklanan bir ışık mıdır, yoksa birilerinin iddia ettiği gibi ruh mudur, kimse bunlara net cevap veremiyor. Kendiliğinden yanan ev. Bu olay dünya üzerinde gerçekleşmiş en enteresan, en gizemli olaylardan birisidir. Türkiye'de sadece bir evde değil, birkaç ayrı şehirde birbiriyle ilgisiz evlerde çıkmış bir durumdur. Çok ilginç bir durum. Bu evlerde yaşayan insanlar evlerinin kendi kendine yanmasından dolayı çıldıracak duruma gelmiş. Jandarmaya, valiye, devlet yetkililerine, basın mensuplarına haber verilir. Uzmanların biri geliyor, biri gidiyor fakat hiçbir net sebep bulunamıyor. Bu evin bulunduğu köydeki insanların bile korkudan psikolojileri bozulmuş durumda, sadece ev sakinleri değil, tüm köy etkilenmiş durumda. Bazen evde 20 kez yangın çıktığını söylüyor ev sakinleri. Köylüler defalarca bizzat şahit olduklarını, bu yangınların
evin sakinleri tarafından çıkarılmadığını, kendiliğinden çıktığını belirtiyor. Olayın medya yansımasının ardından bu eve kameralar döşendi. Ev 24 saat gözlenmeye başlandı. Görüntü verilerinin analiz edilmesinden sonra uzmanlar yangınların ev sahiplerince çıktığı sonucuna vardı. Evin sakinlerinin psikolojilerinin bozuk olduğunu ve tedaviye muhtaç olduklarını belirten uzmanlar, yangınların kameraların açısının dışında çıktığını ve her çıkan yangın esnasında bir ev sakininin o evde bulunduğunu belirtiyor. Fakat işin ilginç yanı ise şurada. Bu kendiliğinden yanan evlerin biri de Van'da ortaya çıkıyor. Burada ise evde 3 bedensel engelli çocuk bulunuyor. Görgü şahitleri bu evde bedensel engelli çocukların zaten yürüyerek gidip yangın çıkaramayacaklarını, onlarla beraberken de diğer bölgelerde kendiliğinden yangın çıktığını belirtiyor. Ev sahibi 500 metre ötede yeni bir ev inşa eder fakat o evde kendi kendine yanmaya başlar. Kendi kendine yanan evler kullanılamaz, oturulamaz hale geliyor. AFAD söz konusu evde gaz ölçümü yapar fakat böyle bir durumun da olmadığı anlaşılır. Evdeki insanların gözüne uyku girmiyor. Geceleri uyuyamıyorlar. Sürekli ellerinde sularla bekliyorlar. Gece uyurken bile yanlarında su bulunduruyorlar. Şanlıurfa'daki durum daha da vahim. Evlerinde sürekli kendiliğinden yangın çıkan köylü, misafirliğe gittiklerinde onların kanepelerinin bile yandığını belirtiyor. Hatta vestiyere elbise astıklarında vestiyerin bile yandığını anlatıyorlar. Şanlıurfa'daki vakada metafizik konularına hakim olduğunu iddia eden bir şahıs eve gider. Olayın ruhani varlıklardan kaynaklandığını iddia eden şahıs, evde sıra dışı bazı yöntemlerle bazı işaretlemeler yapar. Haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre gerçekten de bundan sonra o evde 2 ay hiç yangın çıkmaz. Bir diğer olayda ise yanan evde elektrik tesisatının olmadığı alanlarda da yangınların çıktığı, hatta duvarın ortasında bile yangının kendiliğinden çıktığı görülüyor. Bir seferinde perdede yangın çıktığında komşuları görüp haber verince yangının perdenin kenarından değil de tam ortasında çıktığını dehşetle görüyorlar. Peki sizce bunun sebebi nedir? Bazılarının iddia ettiği gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle ev sahipleri mi çıkarıyor bu yangınları, yoksa metafizik varlıklar tarafından mı çıkarılıyor? Tüyler ürperten bu soruya cevabınız varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığı yol. Erzurum'da bir yer. Burada olağan fizik kurallarına aykırı bir durum oluşmuş. Araçlar vites boştayken bu yolda yokuş yukarı çıkıyor. İlk kim keşfetti bilinmez ama bu yer bayağı meşhur olmuş durumda. Her şehirden binlerce kişi bu yolu arabasıyla test etmek için geliyor. Videolar çekip bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Bölge Abdurrahman Gazi Türbesi'ne yakın. Buranın yerli halkı bunun Abdurrahman Gazi'nin bir kerameti olduğunu düşünüyor. Araçların bu yolda rampada kendiliğinden çıkması insanları şoke ediyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Fakat olayın gizemi tam olarak çözülememiş. Bu işin sırrı için 2 iddia var. Birincisi, herkesin aklına gelen muhtemel fikir. Burada manyetik bir alanın bulunduğunu ve metaller üzerinde etki yaptığı için arabaların kendi kendine yokuş yukarı çıktığı fikri. İkinci fikir ise bölgeyi ziyaret eden Amerikalı mühendisten geldi. Amerikalı uzman bölgede yaptığı incelemeler sonucunda yolun aslında yokuş olmadığını iddia ediyor. Yolun rampa değil, tam tersine yokuş aşağı olduğunu söylüyor. Bunu da su terazisiyle yaptığı bir ölçüm sonucu anladığını belirtiyor. Peki yol rampa değilse neden rampa olarak gözüküyor? Buna verilen cevap göz yanılsaması. Bir nevi illüzyon. Bölgenin farklı coğrafi şekilleri itibariyle aslında yokuş yukarı olduğu halde insanların bölgenin farklı coğrafi şekilleri itibariyle aslında yokuş aşağı olduğu halde insanlara rampa gibi geldiğini, yani yokuş yukarı gibi gözüktüğünü iddia ediyor. Tabii bu da %100 kesinleşmiş bilimsel bir sonuç değil. Henüz olayın sır perdesi tam olarak aydınlanmamış. Yolu gidip görenler yolun basbaya yokuş olduğunu görüyor. Gerçekten de hayret verici bir durum. Yurt dışındaki insanların bile dikkatini çeken bu durumun kaynağı sizce nedir? Basit bir göz yanılsaması mı, yoksa manyetik alan mı, yoksa
çok daha farklı bir durum bu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Facebook sayfamıza bekleriz. Türkiye'nin Kara Kutusu.